Aa, ben bugün Ömür'ü Nazan Hanım, yayındasınız. Öyle mi? Evet. Bir günde şu yayını fark edebilsem çok iyi olacak. Elif'im geçmemiş. Aa, Hayırlı geldi. Tamam, geldiyse. İyi geceler olsun, hayırlı geceleriniz olsun. Bugün ne diyoruz? Hep beraber. Bugün dünden iyiyiz, yarın da Allah'ın izniyle bugünden iyi olacağız. Şimdiden hepinize söyleyeyim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımızın üstünde de yeriniz var. Bugün farklı. Bugün gerçekten çok farklı bir konu, çok farklı bir konuk, güzel muhabbet. Manevi ve tasavvuf yolunda çok emek harcamış muhteşem bir hanımefendiyle sohbet edeceğiz. Kendisi kıymetli ve dostumuzdur. Doktor Neslihan Odabaşı. Bugün bize Doktor Neslihan Odabaşı Abdülkadir Geylani Hazretlerini anlatacak. Abdülkadir Geylani Hazretlerini dinlemek gerek, anlamak gerek. Onun düşünceleri, onun fikri, onun yapısı, onunla ilgili her şeyi bilmek gerek. Onun için bu akşam Neslihan Odabaşı hanımefendiye konuk alıyoruz ve ona diyoruz ki Elifciğim, Bize bence açmalısın. öyle mi? Doktorum mu Ben göremiyorum ama şeyi gördüm o? sadece. O doktor değil. O yüzden doktorumuzu almak istiyoruz. Biz haftada bir gün okurlarla, izleyenlerle ortak program yapıyoruz. Öyle bir günde konuk olmak isteyenleri kabul ediyoruz zaten. Siz o zaman konuk olarak davet gönderirseniz sizi alırız ve sohbet ederiz. Biz şimdi şöyle yapalım. Doktorumuz lütfen bize istek göndersin. Doktorcuğum, istek gönder lütfen. Evet. Çok heyecanlı bir konu. Ben de çok iple bekliyorum bu konuyu, konuşmayı. Canı Ben şöyle bir gönülden. şey düşünüyorum Elifciğim. Şimdi hazır doktor hanım gelmeden şöyle bir şey düşünüyorum. Diyorum ki arada bir böyle konukları alalım ve bizler eksik olan bilgilerimizi mutlaka ki her İslam, her Müslüman bu konularda bilgi sahibi ama özellikle bu konuda ciddi bilgi sahibi olanları konuk edelim ve diyelim ki lütfen bize anlatın. Mesela bir gün Mevlana'nın anlatılmasını isteyebiliriz. Bir gün Şems'i isteyebiliriz. O kadar mesela bir gün lütfeder belki Faruk Dilaver Beyefendi katılır ve bize Yunus Emre'yi anlatır. Kesinlikle çok Evet, keyifli çok olur. keyifli olur. Bir gün belki Dursun almıştık, ağırlamıştık. Dursun İnanır Bey'den rica ederiz. O bize bir evliyayı anlatır. Ya da İslam'da olmuş çok güzel bir olayı anlatır. Bir sürü şeyler olabilir. Ben diyorum ki arada bir böyle de konuşalım, böyle de yapalım. İyi fikir değil mi? Sizler iyi fikir derse evet Elifciğim şimdi okeyleyebilir miyiz lütfen? Hala bakıyorum. Evet, doktorum mu diye Sadece doktorum. bir endişem var. Dün gibi olmaz. Çok fazla yağmur yağıyor. O kadar çok yağmur yağıyor ki bugün sabahtan beri ısrarcı yağmur. Şu anda da çok yağmur yağıyor. Dilerim hiç hattımız kesilmez. Dilerim güzel program yaparız. Merhabalar. Doktorcuğum bir Doktorcuğum dik tutalım evet. telefonumuzu Tamam. lütfen. Tamam. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Çok özür dilerim. Hayırlı akşamlar. Hürmetler, merhabalar. Sanırım yayında sıkıntı vardı. Biraz problem Yayında oldu. Kusura sıkıntı bakmayın yoktu. lütfen. Şöyle bir şey. Evet, şimdi çok onu Oldu söyleyecektim. mu Nazan Hanım? Bir Merhabalar. parça da Yok, var. biraz daha dik. Evet, Evet, şimdi güzel. şimdi Peki. iyi oldu. Tamam. Çok fazla yağmur yağıyor ama çok ısrarlı yağıyor. Evet. İnşallah yayın sırasında internet gitmez. O Yani. gitmezse hiçbir sorun yok. Merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum, şeref buldum. Allah razı olsun. Hamdolsun iyiyim. Sizlerle birlikte olmanın ayrı heyecanı, gururunu yaşıyorum. Çok sağ olun Teşekkür tekrar. ederim. Çok Size sağ olasın. Biz de herkese seni saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. teşekkür ederim. Biz de seni konuk almaktan oldukça mutluyuz. Buyurun, lafını kestim Elifciğim. Doktorum hoş geldin. Hoş bulduk Elif Hanım, merhabalar. Hoşlar bulduk. Çok sağ olun.
Sizlerle Çok birlikte güzel olmaktan görünüyorsunuz. çok teşekkür ediyorum. O sizlerden aldığım Çok enerjiyi şıksınız. çok Çok teşekkür güzel ediyorum. Çok görünüyorsunuz. sağ olun. Bu akşam ben çok heyecanla bekliyorum. Konumuzun ne olduğunu bugün Nazan Hanım'ın sosyal medyasında da özellikle Evet. belirttim. Evet. Bizler için çok önemli bu tür Kesinlikle. konular. Evet, O biliyorum. zaman iyi yayınlar diliyorum Nazan Hanım'la size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bu akşamki konumuz özellikle şöyle işte senin manevi ve tasavvuf konusundaki edinimlerin bir hayli fazla. 40 Estağfurullah. bin kere maşallah. Bunun içinde şöyle bir şeyi arzu ettim ve sen de kabul ettin. Çok teşekkürler ediyorum. Ne demek? Bize Abdülkadir Geylani Hazretlerini anlatır mısın? Ne demek? Başım üstüne. Estağfurullah. Başlamadan önce Sağ biraz daha dik tutalım. Yüzünüzü tam net göremiyoruz. Biraz da olasın. Giyimleri evet. yıkamak. Tamam. Böyle Şu iyidir. an iyidir. Şimdi oldu. Şimdi Tamam. çok güzel oldu. Tamam. Merhabalar. Ben mutlaka tanıyanların içerisinde tanımayanlar da var. Neslihan Odabaşı. Biliyorsunuz dünyalık anlamda esen tıpla uğraşan inşallah ya da uğraşmaya gayret eden biriyim. En başta anneyim biliyorsunuz müsaadenizle hani bir kendimi tanıtma kısmına girersem. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni anlatma deyince böyle bir coşuyorum, heyecan, bütün duygularım hep beraber yaşıyorum biliyorsunuz. Artı olarak da sizin hepsi her seferinde söylüyorum. Sizin olan intisabınız, Abdülkadir Geylani Hazretleri olan intisabınız da beni ayrıca onurlandırdı ve şereflendirdi. Müsaadenizle ben istersen başlayayım. Abdülkadir Lütfen. Geylani Hazretleri ile size anlatmak çok zor ama ben bunu size diye anlatmıyorum. Sizin şahsınızda inşallah bilen bilmeyen herkes eksiğimi gediğimi hoş görsün lütfen. Çok büyük bir Allah dostu, Evliyaullah'ın zirvesi, Kutbu Azam, Gavsül Azam olarak biliniyor mübarek biliyorsunuz. Burada müsaadenizle kutupluk, gavslık olayına çok kısa Evet. açıklama izin Evet. verirseniz. Kutup Evet. bir Evet. makam olarak bahsediliyor. Gavslık da burada bir rütbe olarak bahsediliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavsül Azam yani bütün gavsların en zirvesi, en üstünü olarak anlatılıyor. Mübarek İran'ın Geylan şehrinde dünyaya gelen büyük bir Allah dostu, büyük bir evliyaullah. Bir sürü mahlasları var. Sultanul Ulema biliyorsunuz işte hem insanlara hem de cinlere tasarrufu olduğu için Gavs-ı Sakaleyn olarak da adlandırılıyor. Artı hem şerif hem biliyorsunuz seyit anne ve baba tarafından. Annesi Ümmülhayr Fatıma annemiz olarak da diyeceğim. Çünkü Ali Efendimizle de biliyorsunuz intisabı var. Bir seyide Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan geliyor. Babası Ebu Salih, o da Hazreti Hasan Efendimizin soyundan geliyor ve şerif. Dolayısıyla mübarek Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri hem seyit hem şerif Efendimizin soyundan gelmekle şereflenen büyük bir Allah dostu. Selam olsun, hürmet olsun. Ayrıca birçok kaynakta üç büyük Ashab-ı Güzin Efendimizle de üç büyük halife ile de akrabalık bağlarının bulunduğu yönünde bilgiler var. Doğduğundan itibaren biliyorsunuz bu tür Allah dostları doğuştan daha anne karnından çok Allah'ın üstün kerametleriyle, üstün belirtilerle dünyaya gelirler ki bu diğer insanların görüp ona göre hem hürmette kusur etmemeleri hem de her şekilde faydalanmaları adına da bir işaret. Yoksa hiçbir ispatı ondan ihtiyacı yok. Ana rahmine düştüğü andan itibaren zaten Efendimizin müjdesiyle babası müjdeleniyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki sana çok güzel bir evlat bahşedildi. Kendisi benim oğlumdur. Ve ileride Evliyaullahlar arasında makamı çok yüce olacaktır diye Efendimizin metiyesiyle zaten dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra babası ve annesiyle ilgili ek olarak da şöyle bir bilgi var Nazlı Hanım bildiğiniz üzere. Her ikisinin de büyük bir Allah dostu oldu. Yani hem annenin hem babanın evliya olduğu yönünde gerçekten beyanlar var. Yani çok da özel bir ailede dünyaya gelmiş.
gelmiş. Hani acaba genetik mi diye de bir düşünesim geldi. Hatta dedesi de yine çok büyük bir Allah dostu olduğu söyleniyor. Baba küçük yaşta Hakk'a kavuşuyor ve o güzel annesiyle dedesinin terbiyesinde yetişiyor. Annesi için çok büyük kadın evliya Allah'lardan olduğu söyleniyor. Ve hatta lakabı da Ümmül Hayr. Şöyle bir hikaye anlatılır. Annesiyle hikaye derken hani menkıbe anlamında söylüyorum. 60 yaşındayken Gavsül Azam'ı dünyaya getirdiği söyleniyor. Baba da yine 60 yaşında. Hatta bununla ilgili de şu deniyor. Deniyor ki hani Kureyşi olanlar ancak bu yaşta doğum yapabilir. Biliyorsunuz işin bir tıbbi kısmı var. Yani menopoz denilen dönemde bir şekilde doğum olayının durması bekleniyor. Ama hani Allah'ın kerameti zaten bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. Bunun işte dini kaynaklarda da bir sürü istisnaları var. Neler var? Mesela Sare annemiz, Zekeriya Efendimizin eşi vesaire. Bunlar gerçekten fizyolojik anlamda belli bir yaştayken Allah'ın ikramıyla ikramlandırılan durumlar. Bunlar büyük mucizeler, büyük kerametler. Ümmül Hayr annemiz için de bu böyle. 60 yaşında dediğim gibi dünyaya geliyor. Çocukluğundan itibaren çok olağanüstü gerçekten farklı hallerden bahsediliyor okuduğumuz menkıbelerden. Hatta bunlardan bir tanesi şöyle denir. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya gittiği zaman çok fazla bunlardan zevk almadığı vesaire gibi. Hatta işte melekleri dahi gördüğü, etrafından sesler duyduğu yönünde biliyorsunuz menkıbeler var. Hatta doğumuyla ilgili çok özür dilerim belki böyle kopuk kopuk oluyor ama ben de böyle bir spontane anlatıyorum. Parlalıyor. Çalışıyorum, eksik Gayet yerim. güzel. Yok, İlk gayet doğum güzel gidiyorsun. çok teşekkür ediyorum. İlk doğumunda şöyle bir kerametten bahsediliyor. Mübarek Ramazan ayına denk geliyor doğumu. Ve Geylan'da Ramazan çıkacağı zaman hava genelde o bölgede bulutlu olurmuş. Ve hilali görmek zorlaşıyor. Ramazan çıktı mı, bayram geldi mi çok anlaşılamıyor. Ve mübarek annesine geliyorlar. Zaten şöyle bir yine Allah'ın mucizesi yaşanıyor. O bebek yaşında da imsak ve iftar arasında süt emmiyor. Bu 1-2, 1-2 derken demek ki ta o dönemden, ta bebeklikten bir oruç olayı, olağanüstülük olduğu fark ediliyor. Ve çıkıp çıkmadığını deniyor ki biz bunu nasıl anlarız? Ümmül Hayr'e soralım. Eğer Abdülkadir meme emiyorsa Ramazan çıkmıştır, bayramdır. Emiyorsa Ramazandır deniyor. Ve böyle de bir olağanüstü durum var. Dediğim gibi Allahu Ekber, ne mutlu onlara, selamlar olsun. Artı 18 yaşlarına geldiği dönemlerde zaten hep böyle olağanüstülükler var. Dediğim gibi çok güzel bir her şekilde batini ve zahiri ilk eğitimi, ilk mürşidi aslında annesi. Benim naçizane tespitim. Zaten de öyledir. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere ilk mürşitler annedir. İlk Anne. irşad edicidirler. Tabii ki burada irşadın derecesi değişebilir. 18 yaşındayken biraz dünyalık annemle anneye destek olma maksatlı çok affedersiniz bir öküzle tarla sürme hikayesinden bahsedilir. Ve orada öküz dile gelir. O Allah'ın izniyle bunlar hep olması gereken şeyler. Hani geçen de bahsettim inşallah hiç kalplerimizi karartmayalım. Çünkü bunlar haktır ve sağlam kaynaklarda da bahsedilmiştir. Öküz dönerek diyor ki ey Abdülkadir sen bu işler için dünyaya gelmedin deniyor. Ve bunun üzerine hayretle koşuyor ve hemen heyecanla evin damına çıkıyor ve orada kendisine Allah'ın ikramı olarak Arafat'ta vakfe dönen hacıların lebbeyk Allahu Ekber, lebbeyk Allahümme lebbeyk nidaları, zikirleri duyuruluyor. Ve annesine indiği zaman olayı anlatınca anne zaten olaya vakıf, çok yüce bir sultan. Diyor ki anacığım müsaade buyurur musun ben gideyim Bağdat'ta işte büyük zatların elinden terbiye alayım. Anne zaten canla başla bu yolları açan büyük bir sultan. Hatta annesini şöyle tarifler Ümmül Hayr Fatıma annemize Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki anamın katı sabır zırhı metanetti der.
Çok olağanüstü bir teşbih gerçekten de mübareğin hayatı da aynen öyle geçmiş. 18 yaşta ana duası, ana müsaadesi alır ve mübarek annenin ona ilk ve belki de son vasiyeti şudur. Çünkü yaşta 60 yaşında doğduğu için 78'li yaşlarda Bağdat'a yolculuyor ve bir daha kavuşma ihtimalinin az olacağını da biliyor. Babadan kalma bir 80 altın var. Onun 40'ını kolunun altına gelen hazretlerinin dikiyor ve diyor ki senden en büyük nasihatim, en büyük isteğim hayatına ne olursa olsun asla yalan söyleme diyor ki mübarek daha sonraki beyanlarında diyor ki yalan bir cümleyi yazıya dahi dökmedim diyor bu bana neye mal olursa olsun ve müsaade alıyor anadan alınıyor ve o bir şekilde bir ayrılık ama işte her ayrılığın bitiminde de bir kavuşma vardır. Hakk'a kavuşma başlayacak. Onun için ana zaten büyük bir Allah dostu onu çok güzel güle güle uğurluyor. Yolda bir eşkıya çetesiyle karşılaştığı bahsedilir. Bağdat'a giden bir kervana yanacı onu eliyle yolcular. Yolda tabi biliyorsunuz o dönemlerde çöllerde bu tür olaylar çok fazla oluyormuş. Ve kafiledeki hemen herkesin işte neyi var neyi yok toplanıyor ortaya yerleştiriliyor. Çok ümit edilmiyor ama gelen hazretleri de bir civan mert delikanlı yanına gelinip diyor ki senin neyin var söyle bakalım delikanlı ama böyle biraz da teşbihat almasın alay ederek söylüyorlar. Mübarek diyor ki 40 altınım var diyor. Yok canım diyor. Nerede? Kolumun altında dikili. Ona neyse sonra çete reisinin huzuruna getiriyorlar. Gerçekten de bakıyor ki evet oradan bir 40 altın çıkıyor. Çete reis diyor ki evladım niye söyledin? Ben anacığıma söz verdim. Neye mal olursa olsun doğruyu söyleyeceğim deyince tabii ki siz çok daha iyi bilirsiniz ki onların nazarları çok özeldir. Allah onların aracılığıyla o kalplere tabii ki nasip olan ve Allah'ın müsaade ettiği kalplere onlar aracıdır, görevlidir. O nazarlar çok tesirlidir. Hani bunun üçüncü boyutları da bunların bilimsel bir sürü açıklamaları da vardır. İşin o kısımlarına girmiyorum. Çünkü hani bilimsel derken şöyle bir şeyde olmasın. Bu anlatılanların her biri bilimsel. Kur'an'ı kendisi zaten en büyük bilim. Sünnet zaten Bilimsel. büyük bilim. Dolayısıyla o hani pozitif bilim vesaire ayrımını sevmiyorum. Zaten hepsi bir bütün. Siz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Dediğim gibi sözüm asla size değil. Genel kanaatimi konuşuyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Ve daha sonra çete reisi tabii ki Allah hidayetine vesile olacak. O şeyle diyor ki ya ben bu kadar senedir beni yaradana sözümü tutmadım. Ahdime vefasız kaldım. Eyvah eyvah şu kadarcık çocuk anasının sözüne böyle deyip tabii ki onun bir hidayet zamanı gelmiştir. Tövbeler ediliyor. Bütün çete hep beraber mübareğin huzurunda daha o yaşta tövbelerle ne mutlu ki hidayete ulaşıyorlar, intisap ediyorlar. Böyle başlayan bir süreç. Bağdat'a geliniliyor 18 yaşında. Hatta Bağdat'a geldiği zaman da şu anlatılır. Biliyorsunuz Allah dostlarının manevi bir iletişimleri vardır. Aynen internet bağı gibi. Onlar böyle kim geldi, kim onlardan. Teşbih de hata olmasın. Aynen böyle. Sizin de çok iyi bildiğiniz, haberdar olduğunuz üzere böyle bir ağ sistemi var ve haber alan oluyor çok genç yaşta. Çok büyük bir Allah dostu olacak bir gencin geldiğinden bahsediliyor. Ve o alemde de bu arada da Yıldız Hocama hürmet olsun ellerinden öperim. O alemde de bir hadsizlik olmasın bir rekabetten ufak tefek diyelim bir şeyden bahsedilir. Tabii ki hedef Allah olunca amenna Tabii burada ki. da mutlaka hedef Tabii çok ki. güzel o cilveleşmedir benim kendi adıma. Tabii ki. Haber gönderiliyor. Hani neyine güvendiğinde geldim. Burada zaten yeterince Allah dostu var gibi böyle bir ufak tefek sistemli süt gönderiliyor hatta yer yok gibi. Mübarek tabii çok biliyorsunuz her şekilde çok zeki ve çok üstün ferasetli. O gülün üzerine diyor ki kap dolu sütle diye gönderiliyor. Gül koyuyor. Diyor ki bu sütün üzerine bir gül lazım ve gül en üstte kalıyor, yüzüyor ve o zaman onun zaten çok olağanüstü olduğunu anlıyorlar. Ve 18 yaşından itibaren bir sürü alanda işte fıkıhtır, kelamdır, hadistir, tefsirdir. En az 13 hem zahiri hem batini ilimde çok büyük
hocalardan, Allah dostlarından, bu konuda gerçekten tescilli kişilerden ders aldığı söylenir. En son aşamada bu hal ilmi dediğimiz tasavvufla ilgili ilimlerdeki büyük hocasından bahsedilir. Bunlardan bir tanesi Şeyh Mahsumi Hazretleri, diğeri de Şeyh Hammad Hazretleri. Şeyh Hammad Hazretleri'nin ismi biliyorsunuz çok daha fazla geçer. Aynı zamanda da kayınbabası olacaktır. Altyazı 28'li yaşlarda şeyhlik hırkası giydirilir. Yani çok olağanüstü bir durum. Yaklaşık 13 derste tefsir ve fıkıh, hadis dediğim gibi bir sürü farklı alanda dersler vermeye başlar. Hatta Şeyh Mahsumi Hazretleri'nin medresesinde mübarek hocası ona vaaz verme görevi verir, inşaat görevi verir. Önce biraz şey yapar, mübarek hani nasıl olur, ne olur ve hatta öyle bir menkıbe anlatılır ki Hazreti Ali Efendimiz hürmet olsun, Efendimiz'e teşrif edip onların biliyorsunuz kerametleri, iltifatları vardır Allah'ın izniyle, lisanı çözülür ve onu o yönde bir nazarda bulunulur ve öyle mübareğin sohbetlerinden bahsedilir ki o kalabalıklar, kalabalıkları, kalabalıklar, kalabalıkları getirdiği ve artık evlerin birleştirilip sokaklara bile kişilerin sığmadığı söylenir. Artık öyle ki avam halkın yanında çok büyük ulemaların da meclise geldiği, hatta gayb aleminden de tabii ki bu çok büyük Allah dostlarına tespiti, teşrif ettikleri yönünde beyanlar var. Bununla ilgili zaten bir sürü açıklamalar var. Daha sonra biraz inzivaya çekilme ihtiyacı hissediyor mübarek. Ve şey bahsedilir, Bağdat'ın Ker harabelerinde 25 sene gibi, yani ciddi bir süre orada bayağı ciddi bir inziva hayatı yaşadığından bahsediliyor Nazan Hanım. Ve burada öyle ki biliyorsunuz amaç burada nefsi makamına nefsel bir. yükselmek. Evet, hatta otları vesaireleri yediğinden bahsediliyor ve öyle bir hale gelmiş ki mübarek artık yensin diye otların yiyeceğe dönüştüğü bahsediliyor. Onları dahi yemiyor. Çünkü nefsini terbiye edecek. Yani hatta şöyle geçer, Allah dostları büyükler derler ki nefsin kalbi midedir denir. Onun için o mideyi ne kadar az doyursak, zaten Allah Resulü'nün de işte az yiyiniz, az gülünüz, az konuşunuz yönünde, bunların hepsi zaten sünnet. Allah dostlarının zaten dayanakları da Kur'an ve sünnet. Orada ciddi bir nefis terbiyesinden, nefis tezkiyesinden geçtiği bahsedilir ve hatta şeytanların alani olarak artık göründüğü, hatta ordularıyla geldiği yönde beyanlar vardır. O kadar aşamalardan geçmiş ki, ama elhamdülillah bir mutmainlik mesafesine, kademesine Allah'ın izniyle yükseliyor ve tekrar Bağdat'a dönüyor. Bu Bağdat'a döndüğü zamanlar da, ilk geldiği zamanlar, çok özür dilerim, ilk doğduğu zamanlar, hatta sizin de ihtisas alanınızlarından biri deyim, Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nda Anadolu'yu Müslümanlığa açtığı dönemlerde yaklaşık 1078 gibi, yani işte Alparslan'dan 7 yıl sonra, 1071'den 7 yıl sonra doğduğu bahsediliyor ve Bağdat'a girdiği dönem lerde de Haçlı seferlerinin olduğu, işte özellikle Müslümanlığın yayılmasına engel amacıyla bir sürü çatışmaların olduğu, artı siyasi anlamda da birçok çatışmaların olduğu zorlu bir dönem. Mübarek bu dönemlerde hizmet ediyor ama o inziva hayatından sonra da bu kazanımlarını acaba bu keşmekeşin, kargaşanın içerisinde biraz helal gelebilir mi endişesiyle tekrar bir çekilmek istiyor ve durduruluyor. Allah'ın izniyle. Orada o kadar büyük ikram gösteriliyor ki, hatta başka bir Allah dostuyla, teşbih de hata olmasın, ona açılan şehrin kapısı kapatılıyor bir rüyayla. Ona deniyor ki senin burada irşat görevin var. Burada senden faydalanmak isteyen, senin vesilenle irşat olmak isteyen, hidayete ulaşacak olan bir sürü kişi var. Allah'ın izniyle sana da hiçbir zarar gelmeyecek yönünde manevi bir ilhama muhatap oluyor. Ve orada 40 sene gibi çok ciddi bir zaman vaaz ettiği, irşat ettiğinden bahsediliyor. Hatta o kadar çok talebelerinden bahsediliyor ki, halifelerinden, hepsi çok büyük Allah dostları, selam olsun. Ve din ayrımı olmaksızın Yahudi, Mecusi, Hristiyan,
Hiç onlar biliyorsunuz insan ayırmazlar. Yaradan'ın hatırı vardır. Görevleri zaten odur. Sevdirmektir. Allah'ın hatırına doğru yolu göstermektir. Kendilerini o yöne adamışlardır. Onun için zaten onlar Allah dostları. Onun için zaten çok güzeller. Ne mutlular. Hani Allah'ın dostu denildiği zaman bu o kadar olağanüstü bir durum ki değil mi Nazan Hanım? Hani Allah'ın Çok. dostu olabilmek ne demek? Nasıl bir şey? Ya evet, İbrahim peygamberimiz de ben onu ilk duymuştum. Halilullah ne büyük bir makam. Dostumsun yani Allah'ın dostumsun muhatabına mazhar olmak. Efendimiz Ama tek kişi, peygamberler. O da buyurun. tek kişi Hazreti İbrahim. Allah'ın dostumsun dediği tek kişi o. Halilullah olarak değil mi? Evet. Yani ilan anlamında evet öyle ama hani sanırım İlan anlamında Allah'tan yani gelen şey evet İbrahim, hitap Hazreti İbrahim. amenna Evet. ama Evet. diğerle de sanırım bir manevi makamlandırma manevi Aynen öyle. kalpten anladım tamam Evet. teşekkür ederim ben de böylece sizden öğrenmiş oldum zaten Güzel. sağ olun konudan konuya atlıyorum müsaadenizle orada misafiri sıfatını görünce çok onur duydum. Dedim ki Nazan Hanım'ın misafiri olmak, Gelani Hazretleri'nin misafiri olmak. Dedim ki nasıl ben kendisini anlatabilirim ki? O zaman dedim ben acaba bugün ne ikramlara mazhar olacağım misafir olarak dedim. Ne güzel bu ikramlar başladı başım üstüne. Sizin gibi güzel bir kaynaktan bunları öğrenmek de benim için çok onur verici. Teşekkür Gelani sağ Hazretleri, evet devam edeyim mi müsaadenizle? Evet, lütfen, Bir 40 lütfen. sene kadar estağfurullah orada bir inşaat görevleri oluyor ve işte yaklaşık sanırım 68-70'li yaşlara kadar daha sonra halk içerisinde değişik işte vazifeleri var. Ama genel karakteri anlamında da hani şunları bahsetmedim. Onları da müsaadenizle anlatayım. Allah dostlarının genel özellikleridir zaten. İşte Efendimizin ahlakıyla ahlaklıdırlar onlar. Halimdirler, cömerttirler. Kusur görmezler, hiç kusur yoktur. Affedicidirler, yardım onların esas ruhlarıdır. Hatta Gavs'ın açılımına baktığım zaman Nazlı Hanım, Gavs'ın kelime anlamı da yardımdan geliyormuş. Dedim ki Allahu Ekber. Hani şey deniyor ya Allah'a ulaşmada aracıya gerek yok. Zaten sümme haşa öyle bir olay yok. Onlar zaten bizi oraya götüren kılavuzlar, Tabii. rehberler. Tabii. Tabii. Dolayısıyla hep böyle diyorum ne güzel onlar nasıl gidileceğini biliyor. Kolaya kaçalım bizi ne güzel hazır götürecekler. Uçakla Yolu götüreni var, gösteriyorlar. otobüsle götüreni var, gemi var, tren var. Yolu sen seç. Ama Allah hak yolda olanlarla bizi karşılaştırsın. Hak yolda olan Amin. tabi eylesin. Ve Amin. inşallah hani bu muhabbetimizde önce kendi adıma da sözde kalmasın. O kali hale dönüştürelim. Çünkü onların hayatlarını gerçekten en başta mübareğin hayatına baktığımız zaman diyoruz ki evet öyle kolay Allah dostu olunmuyor. Olur. Dile köprüsünden geçmeden, zahmetten geçmeden rahmete ulaşılmıyor. Çünkü bir ispat istiyor. Gelani Hazretleri hatta diyor ki eğer Allah'ı seviyorum diyorsan bir davadasın. Şimdi bu davanın peki ispatı ne? Kanıt sunman lazım bir mahkeme-i kübraya. Allah biliyor ama sen biliyor musun? Etrafındakiler biliyor mu? Kanıtı ne? Allah'ın verdiği her şeye rıza. Zaten imanın esası da o. Rıza, sabır, şükür. Ana üç Şükür. teşbih hata olmasın. Sacaya. Özellikle de o rıza gerçekten rıza çok iddialı, çok herhalde çok yüksek makamdakilerin ulaşabileceği bir durum. Çünkü belki insan kal ile, maske ile, çok özür dilerim, rol yaparak rıza gösteriyor gibi bir hale gelinebilinilir. Ama bunu hal ile gerçekten rıza göstermek nasıl bir şey? Hatta Geylani Hazretleri mübarek diyor ki en büyük isteğim ölümü olmayan bir hayatla hayatı olmayan bir ölüm diyor. Evet. Yani gerçekten hayatı olmayan ölüm zaten onlar Allah'la dünyadayken de bütünleştikleri zaman bitti her şey. Olay böyle olduğu zaman da zaten ölüm olmayan hayat da yine aynı şekilde birleşmek, haylaşmak. Ölüm olmayan hayat bu aşamaya geldi ama hayatı olmayan ölüm nedir? Orada da
Dünyada gelen her şey iyidir, kötüdür, her şeyi hoş görmek. Hatta şöyle Evet. bir menkıbeden bahsedilir biliyorsunuz. Çok büyük Allah dostlarından birisi, zengin bir tacirmiş. Bir haber veriliyor, elhamdülillah diyor. Tekrar başka bir haber geliyor, yine elhamdülillah deniyor. Deniyor ki müritler, efendim ikisine de tepkiniz aynı oldu, neydi? Diyor ki, birinde dendi ki bütün malın, mülkün, gemilerin yandı. Kalbime Gitti. şöyle bir nazar ettim. Baktım ki elhamdülillah hiç üzüntü yok. Elhamdülillah dedim. Geldi sonra dedi ki, hayır, o yananlar seninkiler değilmiş. Başkalarınınmış. Yine bir kalbime baktım. Bu başkasının acısına benim değildi. Acaba sevinecek miyim? Yine elhamdülillah en ufak bir kayma olmadı. İşte budur. Yani Yok. işte kahrın da hoş, lütfun da hoşun açılımı budur. Ama bu bizim gibi bizlerin, bizim gibi sıradan insanların kullanacağı bir iddia değildir. Allah muhafaza, Allah imtihan eder. Bu ancak Allah Şöyle da bunu çok net söyleyebilir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Çünkü Allah Teala'nın cemal sıfatı da var, celal sıfatı da var, kahar sıfatı da bir var. Onun şimdi için doktorum şöyle bir şey buyurun. var. Bizi bir kere çok özür diliyorum. Arada giriyorum böyle. Biraz da format gereği. Çok güzel oldu. Bizi, hani dediniz ya yani şimdi Allah dostlarını bizlerden ayıran şeylerin en başında çok ben hep bunu söylüyorum. Bu yayında da söylemek isterim. Hacı Bektaş Ulu'nun bir sözü var. Der ki bu meydan kusuru olmayanların değil, Aynen. kusuru Doğru. görmeyenlerin meydanıdır. Ay doğru. Şimdi biz onlar demin sözlerinizde dediniz de ya hani onlar din ayırmazlardı. Yahudi, Müslüman, Ermeni fark etmez. Onlar için insan olması, Allah'ın kulu olması gözüyle bakarlardı. Bir kere Mevlana'dan da biliyorsunuz gece gibi ol der, kusuru ört der. Bizler maalesef fani olarak daha çok kusur görme tarafında olan varlıklarız. Allah Maalesef. dostlarını bizden ayıran işte o rıza makamı, o razı makamı, o nefis makamı o kadar farklı ki bir de demin bir şey söylediniz doktor kimliğinizde hani şey söylediniz ya genetik olduğunu düşünüyorum diye. Bu arada zaten peygamberlerin ve evliyaların soylarına baktığınız zaman bunlar temizdir. Çünkü 64 nesillik bir kaba yüklenen bir esmaları vardır bunların. Dolayısıyla da sahih nesillerden gelirler. Ya evet. O yüzden evet farklıdır onların böyle Değil mi? nesillerine baktık. Zaten hepsi de birbiriyle bağlantılıdır. Bağlantılıdır. Hepsi birbirinden soyundan gelmektedir. Doğru. Kolay Doktor da değildir yani insandı. Allah dostu olmak, o sıfatı hak etmek için çok ağır bedeller ödüyorlar. Evet. Baktığınız zaman hayatlarına ne demek 25 yıl siz inzivaya çekileceksiniz? Hatta denir ki birileri ona yemek vermeden kendi bile yemek yemezmiş. Naz Demin makamı. söylediğiniz gibi otların evet. Bunu Evet. şu anda bizlere bir söyleyin bakalım. Biz bir gün yeme yani bir gün bir 24 saat ya da 48 saat acaba durabiliyor muyuz yemek yemeden, içmeden? Nerede? Nerede? Kesinlikle. Ya. Evet, Elif Hanım mesela, hani çok bağlantısız olması ama çok haklısınız hepsinde, çok sağlıklarınız için. Mesela benim hep kendi nefsim adına da önce kendimi eleştireyim. En üzüldüğüm bu iftar sofralarımızdır. Çok üzülürüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karnına o iki taş sardı. Bir tek Ya. hurmayla iftar ettiğini duyduğumuz zaman ve gerçekten hani 2 gün üst üste bir buğday ekmeği yiyemezmiş. Yediği zaman da o belki çok küçükmüş ve iki katık bir arada olmazmış. Yattığı hasır üzere ve bu Allah'ın en sevgilisi, 18 bin alemin yüzü suyu hürmetine Ya. yaratılan bir efendimiz, bir sultan. Onun için o iftar sofraları, çok konuyu yaymayayım. Gerçekten ne kadar amacının dışında, ne kadar israfa yönelik bir duruma geliyor. Bırakın aç kalmayı. Hani toplulukta da artık işin adına ne koyarsanız alıyor başını götürüyor. Neden? İbadetlerimiz şekil olarak yapılıp, kalıplarla yapılıp, hale dönüşmediği zaman, kalple yapılmadığı zaman maalesef bu tür defeklerimiz oluyor. Allah o kalıpla yaptığımız ibadetlerimizi haliyle yapmamızı nasip eylesin. İşte Allah dostlarının önemi zaten
burada devreye giriyor. Çünkü Onlar doktorcum dikkat efendim. ederseniz biz şimdi göze ikram yapıyoruz, gönle ikram yapmıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Doğru, Ruhlarınızı doğru doyurun. göze ikram. Evet. Şimdi ben gerçekten bana gelen Allah razı olsun hastalarım lafını sevmiyorum. Arkadaşlarım onların her biri benim bir evladım, kardeşim. İşte bu belli psikolojik rahatsızlıklar vesairelerle gelindiği zaman işte bir şekilde de geleneksel anksiyetedir vesairedir, iş daraltıları falanlar filanlar hepsi var biliyorsunuz. Yani hep söylediğim şu, diyorum ki midelerimizi gerçekten besliyoruz ama öyle ama böyle işte orada bile yanlış beslediğimiz zaman kan yağlarımız yükseliyor, şekerimiz yükseliyor vesaire vesaire, bir türlü organik hastalıklar belki varsa olan hızlanıyor yoksa artıyor gibi gibi, obezite vesaire, diyabet, bunun adını ne koyarsanız koyun. Ama ruhlarımızı beslemediğimiz zaman ya da yanlış beslediğimiz zaman da gerçekten o nefsani hastalıklar ortaya çıkıyor. Hatta Allah dostları manevi doktorlardır ve gönül doktorlarıdır. Sağlığın genel Dünya Sağlık Örgütü'nde tanımında da denir ki sağlık bir insanın bedenen, ruhen ve sosyal anlamında tam bir iyilik ve senlik halidir. Şimdi bedenen Evet. kısmını tamam dünyalık tıpla oturtalım ki ben hiçbirini ayırmıyorum ama hani genel olarak konuşalım. Sosyal kısmı da bir tarafa koyalım. Şimdi bunun ortasında gerçekten iki tarafı da köprü oluşturan ve olmazsa olmaz olan kısım o ruhi kısmın sağlığı, dinginliği ve esenliğidir. Nedir buradaki bu sağlık kısmı? Nefsani hastalıklardan arınmak ancak orayı bir esenlik hali olarak sabit kılar. Nefsani hastalıklarda biliyorsunuz hasettir, kindir, öfkedir. Aklınıza işte ne geliyorsa o kadar çok ki hepimizde hepsi zebil. Allah muhafaza. Şimdi burada da nasıl bizim dünyalık tıpta bir koruyucu hekimlik, bir tedavi edici hekimlik kısmı varsa bu da aynen öyle. Allah dostları da ben gerçekten esas onları ben hekim görüyorum ve daha önce de şöyle belirttim. Doktorlukla hekimliği ben ayırıyorum. Ve hekimliği çok daha anlamlı, çok daha kıymetli görüyorum. Çünkü orada işin içerisine hikmet giriyor. Orada işin içerisine hakikat giriyor. Orada Şafii'nin Allah-u Teala olduğunu, bir esmasının tecellisi ile vesilelerden bunun hedeflere ulaştığı ve eşyanın hakikati giriyor. Esas doğru olan kısım da zaten o. Şimdi Allah dostları bu nefsane hastalıklara gerek koruyucu hekimlik yaparak, yani nedir? İmanın esasları Kur'an, sünnet üzere yaşama, zikirler, tesbihatlar, ahlakı bütünleştirme. Zaten imanın, İslam'ın temeli güzel ahlaktır. Tabii. İbadet kısmı amenna ki o şeriat kısmı mutlaka. Ama zaten şeriat kısmını hazmettiyseniz, güzel yapıyorsanız zaten sizin çok çok güzel ahlaklı biri olmanız lazım. Bu doğru orantılı mı baktığımız zaman maalesef 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 oluyor. Onun için hani kalıplardaki o ibadetleri, o kalıplardaki yapılan olayları hale dönüştürmek de Allah dostlarının liderliğinde, onların rehberliğinde olacak olaylar. O nefislerimizi terbiye ettiğimiz zaman iyi kötü nereye kadar getirebilirsek, bizim bir en zirveye getirme gibi kendi adıma söyleyen bir şeyimiz Allah muhafaza, ha, olsun mu inşallah, dile kapıları açıktır, onu da eksik tutmayalım ama mutlaka rehbere ihtiyacımız var. Yani en başta bir Mutlaka. kere olayı o. Hani nasıl ki teşbihat almasın, bir yabancı dili öğrenmek için, araba öğrenmek için. Yani her branşın nasıl ki bir eğiticisi, öğreticisi varsa, ki bu üstelik hiç kıyası olmaz. Allah'a giden yol. Allah'a giden yol kolay olur mu? O yol öyle Olmaz. dikenlerle, öyle taşlarla, öyle çukurlarla dolu ki bilen birini bir tutup, hele de bizim gibi acizleri bir götürmesi lazım diye düşünüyorum. Onun için gerçek hekim onlar. İyi ki varlar. Allah'ım onların yolunda gitmeyi bizlere de nasip eylesin. Amin. Özellikle gönül hekim Amin. olmamızı hepimize nasip eylesin. Öbür kısmı gerçekten çok kolay. Yani bir de şimdi Tabii. artık eski o büyük hekimler gibi, eski derken onlar eskimeyen eski Allah'ın izniyle haylar çünkü. En başta Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri. Biliyorsunuz çok daha bitkisel ve doğal yöntemlerle hekimlikler
İbn Sina'larla, işte İbn Rüşd'lerle ve Evsaliler'le, Lokman hekimlerle. E şimdi bizimki kolaycılık, kimyasal. Daya ilacı. Gayet kolay. Ya maalesef. Hani inşallah orada da keşke bir Bismillah ya Şafi ile inşallah verelim. Bir gönlümüzü koyalım, bir Allah'ı İnşallah. analım. Efendimiz'i ve Allah dostlarını koyalım. Aynı maksat, iyi kötü benzeri hasıl olur diye düşünüyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri biraz konu koptu. En son 91 yaşında Hakk'a vasıl oldu. Ve mübarek şöyle buyuruyor. Diyor ki, dünya hayatı orucumdu. İftar Hakk'a vasıl anımdı buyuruyor. Çok Allah'ın güzel. izniyle çok büyük bir müjdedir. Hatta kendisine şöyle bir şey de der bir kişi, rüyasında görür Gavs-ı Azam olduğunu ve mübareğe gelir ikrar ettirmek için, der ki gerçekten sen Gavs-ı Azam mısın der. Bir bak, çok özür dilerim, mübarek de der ki bir yarın gel ben bir söyleyeyim der. Ve onlar biliyorsunuz Allah'ın izniyle haberdar edilirler Hakk'a kavuşma saatlerini. Bizim gibi değiller çünkü. Ve Hakk'a vuslat zamanıdır. Şebi aruzudur mübareğin. Gelen kişi der ki ya Allah dostları yalan söylemesele de Gavs-ı Lazım önünden geçmez. Bunda bir sır var der. Ve mübarek Allah'ın izniyle rüyada ona işin sırrını açıklar. Der ki tabii bu bize ibret, aslında şanslı öyle değil. Ben bile son anımın ne olacağını, Allah'a nasıl kavuşacağımı bilemem. Tabii bu onların Allah'a olan edepleridir, hayalarıdır. Dolayısıyla Bu arada ses gitti. aa, Heh, geldi. gelmedi herhalde. Hay Allah. Sesin gitti. Sesin gitti. Bir saniye. Yok, durdu. Karşı taraf Karşı durdu. taraf durdu, evet, hava Karşı taraf şartlarından. durdu. Acaba bizi Evet. duyuyor musun? Nazan Hanım'ı duyuyor musunuz? Beni duyuyor musun? Ha, şimdi duyuyorsun. Tamam. Bir ara ses gitti geldi. Hala yok sesi. Ses hala yok. Sesin yok. Şöyle yapalım. Ne kadar süremiz var? Az bir süremiz kaldı ama şöyle yapalım. Hay Allah. Bu arada Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ilgili de çok güzel bir bilgi de vereyim ses gelene kadar. Geylani Hazretleri vaaz verdiğinde 70 bin kişiye yakın Evet, insan onu söyledi toplanırmış ya bir süredir. ve en Evet. arkadaki dahi sesini Sizi duyardı. duyarmış. O Evet. zaman böyle mikrofon mu var, ses Müthiş. teyzi saati mi var? Böyle Mümkün hiç biri dahi yok. değil yani. Evet, 70 bin kişi. Tabii. Bir de tabii onlar, bu büyük evliyalar öldükten sonra bile halen kerametleri devam etmekte olduğuna inanılır. O yüzden Ses de yok. Neslihan bir konuşsana. Ah, oynatma Neslihan, oynatma. eyvah. Şöyle yapalım. Ben bir Telefon açsana. Neslihan bir konuşsana. Duymuyor ki sesimi. Ay Allah. Hava o kadar kötü ki dışarıda şiddetli yağmur yağıyor. Her taraf yağmur. Dolayısıyla yak belki de sesimi. şöyle yapacağız. Yayından bir çıkıp tekrar Ama girecekler. süre az kaldı, biz Bir kapatacağız. çok çok Ne kadar şöyle kaldı süre? bir 15 dakika var. Gene de veda yapalım o şekilde. Ben olmazsam. Yayından bir çıkıp tekrar girebilir misiniz? Tamam. Evet. Misafirimizin kızına ulaştık. Evet, şimdi kapatıp şey yaparlarsa bir hakikaten çok fazla şey var. Ankara'da değil mi? Ankara'da yağmur, sabahtan beri yağmur yağıyor. Hiç kesilmedi. Hatta dolu yağdı bu kadar bu kadar kocaman kocaman. Ama İnşallah şimdi ses evet. olayını hallederiz. Ne kadar güzel şeyler anlattı ya. Ne kadar güzel şeyler söyledi. Aferin doktorum, aferin canım benim. Bir de lezzetli Oh, bir de anlatıyor, değil sohbeti mi? de çok güzel. Evet, çok güzel de sohbeti var. Ne kadar güzel, ne kadar doyurucu. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bak, Evcim bir görüntüle. Hadi inşallah ses de gelmiştir.
Belki de onların orada telefon geldiyse belki de ondan dolayı bir şey olmuş olabilir mi? Belki. Merhabalar. Ya çok üzüldüm, ses gitti. Nazar oldu. Merhabalar. Nazan Hanım, sesiniz. Şöyle yaklaştırayım. Ben sizin bir sesinizi duyamıyorum Nazan Hanım. Ses, Nazan Hanım sesini duyamıyorum. Nazlı Hanım, benim sesim geliyor mu size? Ben sizi duyamıyorum ama. Sizin sesinizi duyamıyorum. Allah. Ay Allah, ay Allah. Tamam, ses duyamıyoruz. Nazan Hanım, sesim geliyor mu? Ben sizin sesinizi duyamıyorum. Tüh. Yok, hiç sesinizi duyamıyorum. Açık ama sesiniz hiç gelmiyor. Tüh tüh tüh. Beda gibi mi? Böyle oldu. Ses gelmiyor. Tüh tüh tüh. Evet Beda. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok güzeldi. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Hoşça kalın.